Merhaba arkadaşlar, yine lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Yumuşacık pamuk gibi nişastalı poğaça tarifim var sizler için. Eminim çok beğeneceksiniz. Öncelikle 5 su bardağına yakın un, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 pakette instant mayayı unun içerisine karıştıralım. Eğer aktif maya veya yaş maya kullanacaksanız ılık süt ve toz şekerle önce kabartın, daha sonra içerisine alın. Ardından 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı, 1 adet de yumurta akını içerisine alalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Mayalı hamurları ne kadar yoğurursanız o kadar güzel sonuç oluyor arkadaşlar. Eğer un ilavesi yapmanız gerekirse biraz daha koyabilirsiniz. Sadece yumuşak hamur olmasına dikkat edin. Yaklaşık 40 dakika mayalandırdım. Ardından havasını alıp küçük parçalara koparttım. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben iç malzemesi olarak kaşar peniri ve zeytin kullandım. İsterseniz boş veya patatesli veya peynirli de gayet güzel oluyor. Hepsini şekillendirdikten sonra tepsiye aldım ve 10 dakika tepsi mayası oldu. Mayalı hamurlarda tepsi mayası şart arkadaşlar. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tutam da pudra şekeri koyuyorum ve bu şekilde poğaçaların üzerleri hem lezzetli hem de daha parlak oluyor. Çatalla da çizikleri attım ve 180 derece ısıtılmış fırına koyar koymaz hemen kavarmışlar gördüğünüz gibi ve inanın muhteşem bir poğaça elde ettik. Bunlar soğuduğu zaman buzdolabı poşetin içerisine koyun. Ve oda ısısında yarım saatte çözülünce yine aynı tazeliğinde görebilirsiniz. Pastane poğaçası tarzında bir poğaça çayın yanında harika gidiyor. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.